Fischer esterleşmesi videomuzda asit katalizli bir tepkime bir karboksilik ve alkol aldığımız zaman ester oluşturduğumuzu görmüştük. Hatta bir de su molekülü oluşturmuştuk. O videodaki hedefimiz esterden daha çok elde etmekti. Bu yüzden dengeyi sağa doğru kaydırmıştık. Bu videoda ise onun tersi olan tepkime yani ester hidrolizi üzerinde duracağız. Eğer suyun konsantrasyonunu arttırırsak bu dengeyi sola doğru kaydırır ve esterimizi hidrolize edip alkol ve karboksilik aside dönüştürmüş oluruz. Tabi bu durumda hangi bağın kırılacağı önemli. Tam olarak şu bağı kıracağız ve buradaki oksijenle R üssü grubu alkole dönüşecek. Mekanizmamızda işte bunu göreceğiz. Hadi. Şimdi mekanizma ile ilgili detaylara göz atalım ve esterle başlayalım. İlk olarak mevcut olan şeyleri bir bir inceleyelim. Çözeltideki H2 ve H artı bize H3O artıyı veriyor. Hidronyum iyonlarını çizelim. Evet, bu H3O artı. Mekanizmanın ilk adımı karbonil oksijeni protonlamak. Böylece bu ortaklanmamış elektron çifti hidronyumdan bir proton alıyor. Şimdi bu protonlanmış karbonili bir çizelim. Şimdi Burada oksijenimiz bulunuyor. Proton aldığından dolayı artı bir yüklü. Evet, şimdi bu elektronları da morla gösterelim. Elektronlar protonu aldı ve bu bağı oluşturdu. Bu da karbonilimizi aktifleştirdi. Bunu daha önceki videolarımızda görmüştük. Rezonans yapısını ele aldığımızda bu karbonu aslında daha pozitif, daha elektrofilik hale getirdiğini işlemiştik. Böylece bir sonraki adımımız bu karbonun bir nükleofille tepkimeye girmesi oluyor. Buradaki nükleofilimiz su. Yani su nükleofil görevi görüp elektrofile saldırıyor ve buradaki elektronlar oksijene geçiyor. Oksijenle karbon arasındaki bağ burada. Yapının geri kalanı da bir çizelim. Burada oksijen üzerinde artı bir yük olacak. Elektronları da mavi renkte gösterelim. Bunlar oksijen ve karbon arasındaki bağ oluşturuyor. Sol tarafta bir oksijenimiz daha mevcut ve şimdi bu oksijenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Bunları da yeşil renkle gösterelim. Evet, buradaki yeşille işaretlediğimiz elektronlar buraya doğru hareket ediyorlar. Ve oksijen üzerinde bir ortaklanmamış elektron çifti oluşuyor. Bu karbona bağlı bir oksijen ve bir R üssü grubu daha var. Bir sonraki adımımız ise protonları arındırmak olacak. Yani artı bir yükten kurtulmamız lazım. Buraya bir su molekülü çizelim. Ama bu kez baz görevi görsün. Baz görevindeki su bu protonları alır, elektronlar da oksijene geçer. Protondan arındırmayı göstermek için biraz aşağıya inelim. Evet, karbonumuz var ve solunda OH grubu var protonlarından arındıktan sonra bir de sağ tarafında bir OH grubu olacak. İşte burada. Elektronları göstermek için bu kez kırmızı rengi seçelim. Bunlar oksijene geçtiler. Şimdi geri kalan şeyleri de çizelim. Sol tarafta bir R grubu, sağ tarafta ise bir oksijen ve R üssü grubu var. Şimdi de oksijenin üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerini yerleştirelim. Çünkü mekanizmada bir sonraki adımımız bu oksijene proton eklemek olacak. Şimdi hidronyumu buraya çizelim. H3O artı. Oksijen hidronyumdan bir proton alıyor ve bu elektronlar buraya geçiyor. Böylece bu oksijeni protonlandırmış olduk. Bunu yapmamızın nedeni ise onu daha iyi bir ayrılan gruba dönüştürmekti. Şimdi diğer şeyleri de buraya çizelim. Evet, yukarıda OH gruplarımız olacak. Solda R grubu, sağ tarafta ise proton almış oksijenimiz bulunuyor. Tabii bu yüzden üzerine artı bir yük ekleyelim. Şimdi elektronları gösterelim. Bu kez de maviyle olsun. Buradaki ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alıyor ve buradaki bağı oluşturmuş oluyor. Ve eğer dikkatle bakarsanız elimizde ayrılan grup olarak gizlenmiş bir alkol bulunuyor. Çünkü mekanizmada bir sonraki adım olarak karbonilimizi yeniden düzenleyeceğiz ve alkol de ayrılacak. Şimdi bu elektronları karbonilimizi yeniden düzenlemek için buraya hareket ettirirsek karbona bağlı çok fazla yapı oluyor. O zaman bu elektronları oksijene gönderelim. İşte bağın kırıldığı ve alkolün ayrıldığı adım burası. Hadi şimdi ürünümüzü çizelim. Karbonilimizi oluşturacağız. Bu oksijenin artı bir yükü olacak burada bir R grubu olacak. Diğer tarafta ise OH olacak. Çünkü alkol artık olmayacak. Buraya da alkolü çizelim. O ve R üssü grubu ve iki tane ortaklanmamış elektron çifti. Şimdi bazı elektronlara bakalım. Mavi işaretlediğim şu elektronlar yukarıdakilerle aynı. Şimdi kırmızıyla işaretlediğimiz bu elektronlar oksijene geçiyor ve bu adımda alkolü kaybediyoruz. Alkolü kaybedişimiz bize bu soldaki yapıyı vermiş oluyor. Neredeyse tepkimeyi tamamladık. Böylece bir karboksilik aside oldukça yakın durumdayız. Tek yapmamız gereken şey protonları arındırmak. Şimdi buraya baz görevi görecek bir başka su molekülü çizelim. Bu su molekülü bu protonu alıyor, elektronlar buraya geçiyor. Ve elbette bu da bize karboksilik asidimizi veriyor. Burada R grubumuzu ve OH'ı çizelim. Şimdi elektronlara bir bakalım. Bu kırmızı elektronlar burada kaldı ve ürün olarak karboksilik asit elde ettik. İşte asit katalizli ester hidrolizi mekanizması ve sonucunda oluşan karboksilik asit ve alkol. Buradaki bazı tepkimelere birazdan baktığımız zaman şuradaki kısmı düşüneceğiz. Yani karboksilik asit elde etmek için ürünlerimizden biri olan alkolü kaybettiğimiz adımı. Hadi şimdi bu tepkimelere bakalım. Sol tarafta bir metil salisilat yani kektik üzümü yağı bulunuyor. Burada ester arıyoruz çünkü elimizde H2O ve H bulunuyor ve bu da bize hidronyum vermiş oluyor. Bu kısım molekülün tepkimeye girecek olan kısmı yani esteri hidrolize etmiş olacak. Mekanizmadan da öğrendiğimiz gibi mekanizmada kırılacak olan bağ bu. Şimdi ürünümüzü çizebiliriz. Bu bağı kıracağız ve soldaki bütün bu kısım karboksilik asidimizi oluşturacak. Şimdi ise ürünlerimizden biri olan karboksilik asidimizi buraya çizelim. Burada halkayı çizdik ve karboksilik asidimizi oluşturduk. Karboksilik asidimizin üzerindeki bu OH mekanizmadaki H2O'dan geldi ve burada salisilik asit üreten başka bir OH bulunuyor. Şimdi alkolü düşünelim. Yeşille gösterdiğim bu kısım ayrılmış olacak. Proton ekledikten sonra alkolü kaybettiğimizi görebiliriz. Buradaki oksijene proton eklersek bir diğer ürünümüz olan metanolü oluşturacağımızı görebiliriz. Metanolü de şuraya çizelim. Şimdi elimizde iki ürün bulunuyor. Salisilik asit ve metanol. Yani asit katalizli bir ester hidrolizi gerçekleşti teknik olarak bu tepkime dengededir ve dengeyi sağa doğru kaydırabiliriz. Fischer esterleşmesi videomuzdan hatırlayacaksınız. Bu, keklik üzümü yağ yapmak için kullandığımız şey. Orada da metanol ve salisilik asit kullanmıştık. Yani her şey tepkime şartlarına ve dengenin yönüne bağlı. Hadi şimdi bir başka alıştırma yapalım. Yine bir ester ve su molekülümüz bulunuyor. Su molekülünü biraz garip çizdim. Bunun nedenini birazdan anlatacağım. Bu da yine asit katalizli ester hidrolizi. Hangi bağın kırılacağına bakacaksak bu bağ kırılacak ve sol taraf karboksilik aside dönüşecek. Evet. Şimdi karboksilik asidimizi çizebiliriz. Molekülün bu kısmını çiziyoruz. Yani karboksilik asit kısmını. Her zamanki gibi şurada maviyle göstereyim. Su molekülünden geliyor. Yani sudan bir proton aldığını düşünelim ve Sonrasında sağdaki karboksilik asidimizi oluşturmuş olalım. Diğer ürünümüze gelelim. Burası alkole dönüşecek kısım. Oksijen üzerine bir proton ekleyelim ve bir diğer ürünümüz olan metanol ortaya çıksın. Bu da asit katalizi, ester hidrolizi. Peki, neden su molekülünü biraz garip bir şekilde çizdim? Size şöyle anlatayım. Bu hidrojen yerine bir R grubu yani bir alkil grubu olsaydı ne olurdu? O zaman bu hidrojen alkil grubuna dönüşürdü ve daha sonra ürün olarak ester oluşurdu. Yani esterle başlayıp esterle biten bir tepkime olurdu. İşte buna trans esterifikasyon diyoruz. Aslında az önce bahsettiklerimizde aynı tepkime. Tek fark ürün olarak karboksilik asit değil de bir başka ester elde ediyoruz. Hadi bu tepkimeye aynı esterle başlayıp bir kez daha deneyelim. Ancak bu kez su yerine bütanol kullanalım. Evet, yine bu bağı kırıyoruz ve bu protonu kaybediyoruz. Şimdi molekülün bu kısımlarını birleştirebiliriz. Yani bu soldaki ile bu sağdakini birleştirirsek oluşturacağımız diğer esteri görebiliriz. Şimdi buraya ürünümüzü çizelim. Burada oksijenimiz var ve 4 karbonumuz bulunuyor. 1 2 3 ve 4. Bütanol'den gelen bu 4 karbon esterimizi oluşturuyor. Bu kısımsa bize metanolü vermiş oluyor. Yani bir önceki örnekteki gibi ürün olarak metanol elde ettik. Her şeyin dengede olmasına rağmen metanol çok düşük bir kaynama noktasına sahip. O zaman metanolü kaynatıp ürünümüzden daha çok elde etmek için dengeyi sağa doğru değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi bir metanol esteriyle başlayıp bunu bir trans esterifikasyon tepkimesinde tepkime koşullarını değiştirerek bir butanol esterine dönüştürdük. Tüm bu sebeplerle bu tepkime sanayi için oldukça aranan ve kullanılan bir tepkime.